大家好吗？今天我们学习第二课，汉语拼音木字。上课吗？Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci dersimiz olan Çince pinyin alfabesini öğreneceğiz. Çince seslendirme alfabesi. Burada sessiz harflerimiz ve burada da sesli harflerimiz bulunmakta. Öncelikle belirtmek istiyorum ki Çince'de alfabe yok arkadaşlar. Çince hiyerogliflerle yazılan bir dil, yazma dili olarak. Bu işleyeceğimiz konuda görmüş olduğunuz harfler hiyerogliflerin çıkarttığı sesler. Peki önce neden bu dersi işliyoruz da direkt yazıma geçmiyoruz diye soracak olursanız eğer, Çince'de hiyerogliflere karşılık gelen sesler bu ünsüzlerle ve bu ünlülerle birleştiğinde yazımı gerçekleşiyor. Bu iki harf grubu hiyerogliflerin nasıl seslendirebileceğimizi bize anlatacak olan harflerimiz arkadaşlar. Şimdi derse başlamadan önce söylemek istediğim bir şey var. Çok önemli bir nokta. Öncelikle bildiğimiz Latin alfabesini unutuyoruz ve bu harflere sanki yepyeni bir alfabeymiş gibi bakıyoruz. Eğer ilişkilendirirsek bunları öğrenmemiz biraz zaman alır ve zorlaşır, kafamız karışabilir. O yüzden bu harfleri Çince'de olduğu şekilde kabul ederek, yani yepyeni bir alfabe olarak görüyoruz. Arkadaşlar, internete Çince pinyin alfabesi yazdığınızda bu harfler karşımıza çıkacak. Bir çıktı alabiliriz yahut bu videodan SS alıp çıktısını alabilirsiniz. Ben yine aşağı linkini bırakacağım. Bu resmi nereden aldığımla ilgili, oradan da bu harflere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, sessiz harflerden başlayacağız. Fakat öncelikle ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aklımıza daha kazınması için önce sessiz harflerden başlayacağım ve burada da önemli bir ayrıntımız var. Çince'de E harfi I olarak okunuyor arkadaşlar. Yani biz kendi alfabemizde B, C, Ç, Ş derken Çince'de sessizlerinde B, P, M, L diye gidecek. Şimdi harflerimize geçelim arkadaşlar. H harfine kadar bildiğimiz sesler, sadece az önce bahsettiğim gibi yanına gelen bizdeki B, P, M, F, yanındaki E'yi burada I diye okuyoruz. B, P, M, F, D, T, N, L, G, K, H. Arkadaşlar, H harfimize kadar tekrar ediyoruz. B, P, M, F, D, T, N, L, G, K, H. Arkadaşlar, buraya kadar anladık değil mi? B, P, M, F, D, T, N, L, G, K, H. Buradan sonraki şu üçlü grubumuza bakacağız. Hani dedim ya, Çince'yi lütfen yeni bir alfabe olarak görün. Şuradaki pinyin alfabesini tamamen yeni bir alfabe olarak görün.
Çünkü tanıdığımız harflerden farklı okunabiliyor. Benzer okunanları da var fakat çoğu farklı okunuyor. Şimdi bu üçüne değineceğiz arkadaşlar. Evet, bu üç harfimizin seslendirme şekilleri gördüğünüz J, Q ve X harfinden biraz daha farklı olarak harflerimiz bu şekilde okunuyor. Yani pinyin gördüğümüzde bu harflerimiz varsa bu şekilde okuyacağız. Ci, çi, şi. Arkadaşlar tuttuğumuz deftere lütfen bunların seslendirmesini not alalım ve bol bol tekrar edelim. Evet arkadaşlar şimdi bir diğer üçlümüze geçiyoruz. Cü, çü, şü, cü, çü, şü. Arkadaşlar bu harflerimizin okunuş şekli de bu şekilde. Cü, çü, şü. Biraz okunuşu zor gelebilir. Dişlerimizi birleştiriyoruz ve harfleri o şekilde söylemeye çalışıyoruz. İlk harfimizde Z ile C'yi tek bir harfmiş gibi. Cı, cı. İkincisi basit. Çı, çı. Üçüncüsü de şı, şı. Ön dişlerinizi birleştirdiğinizde sesler daha kolay çıkacak. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki dörtlü grubumuza geçiyoruz. Benzer sesleri grup olarak verdim. Buradaki dörtlü grubumuz J, Z, S ve tahtamıza geçelim arkadaşlar. R harfinin burada okunuşu R ve J'yi birleştirerek J, J, Z, Z, D ve Z'nin birleşimi şeklinde Z, Z, Sı, sı, sı ve se, sı, sı, sı. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim son iki harfimize. Y ve W harflerinin Çince'deki pinyin okunuşuna. Yi, u, i, u. Tahtamıza geçelim arkadaşlar. Y harfi i vurgulu olarak okunuyor. Y'yi başta yutuyoruz. İ, i. Yani Y harfini sessiz söylemeye başlayarak i'yi vurgulayarak okunuyor. İ, i. İkinci harfimiz V harfini sessiz söylemeye başlayarak
U harfini vurgulayarak çıkıyor. Vu. 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 Dudağınızla V harfini çıkartıyorsunuz ve U harfini seslendiriyorsunuz. Vu. 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 Arkadaşlar, ünsüz harflerimizin okunuşları, pi'leri bu şekilde. Şimdi baştan isterseniz hepsini beraber tekrar edelim. Benimle beraber tekrar etmeniz için biraz daha yavaş bir şekilde okuyacağım. B P M F D T N L G K H C Çi Şi Ci Çi Şi Cü Çı Şu Cü Çı Şu. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Ön dişlerimizi birbirine bastırıyoruz ve harfleri o şekilde tekrar ediyoruz. Cü, çü, şü, ci, ci, zı, zı, tı, tı, sı, sı. G Z S S Y Y U U. Burada da ne yapıyorduk arkadaşlar? Y'yi ve V'yi yutuyoruz. Yi, bu, İ ve U seslerini vurguluyoruz. Evet arkadaşlar, 24 adet ünsüz harfimiz bu şekilde bitti. Bu harfleri tekrar tekrar tekrarlayarak sesleri oturtabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde sesli harflerimize geçeceğiz. Pamiomen, Dintien, Diarke, Vanla, Sesenimen, Zaycen. Arkadaşlar, bugünkü ikinci dersimiz burada bitmiştir. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa veya istediğiniz özellikle bir video varsa lütfen yorumlara bildirin.